Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet sevgili LGS canavarları. Ne yapıyoruz? Bugün sizlerle artık yeni konuya başlıyoruz. Olasılık. Matematiğin zayıf halkası diyebileceğimiz bir konu. 8. sınıf matematiğinin. Dolayısıyla buradan mutlaka ama mutlaka %100 ile geçeceğiz. Yani soru kaçırmayacaksınız. Ve bir veri analizi, iki olasılık. Biraz daha böyle zayıf halkalardır. Ama bazen de ters sorular gelebiliyor. Ama hiç merak etmeyin. Melih hocanız sizi bunların hepsine hazırlayacak. Şimdi güzel sorular çözeceğiz. Bundan sonra hem veri analizi hem de olasılıkla ilgili orta zor, çok zorumuz tabii ki de gelecek. EFSO'larımız gelecek. Hiç merak etmeyin. Tabii ki her zaman ne diyoruz? LGS matematiksiz, matematikte ödevsiz olmaz. Dolayısıyla bugünün ödevini baştan veriyorum, sonra kaçıp gidiyorsun. Test 30, 31, 32, 33. Patron çıldırdı. Bir de test 34'ü sana ödev veriyorum. Süpersonik acayip sorular var. Onları da çözüyorsun. Çözüm videolarını mutlaka izliyorsun. Çünkü değişik çözümler de yaptık. Kısa yollar, taktikler verdik. Kaçırma derim. Dolayısıyla önce ne yapıyoruz? Tabii ki de dersimizi işliyoruz. Hazırsan başladık. Şimdi sana olasılıkla ilgili bazı bilmen gereken tanımları vereceğim. Mesela deney. Hocam deneyi biliyoruz biz zaten. Fende yap. Hayır, o değil. O değil bizdeki deney. Bizdeki deney şu. Bir olayın sonuçlarını görmek için yapılan işlem. Mesela zar atıyoruz ya. Bu zardan kaç gelir ya acaba? 3 mü gelir? Ve işte bunu görmek için zarı sürekli atıyoruz. İşte bu işleme de biz, yani o zarı atma işlemine deney diyeceğiz. Olayda gelmesi. Olayda ne ya? Deneyde gelmesi istenen durum ise bizim için olaydır. Oo, olaya bak filan derler ya, işte onunla alakası yok. Deneyde gelmesi istenen durum. Mesela zar atıyorsun, deneyim zar. Üstüne 5 gelsin istiyorum. İşte o 5 gelmesi istiyorum ya, istenen olduğu için benim olayım odur. Hani derler ya mesela arkadaş arası, senin olayın ne oğlum filan diyorlar ya, işte bu istenen durumdur bizim için. Peki olayın çıktısı, ki olası durum da denir buna, bir deneyde elde edilebilecek sonuçlar. Yani istediğimiz sonuç gibi de düşünebilirsiniz. Olası durumlar. Peki olasılık nedir? Olayın çıktı sayısının tüm olası durumların sayısına oranı. İşte bizim mevzumuz bu. Bu ünitede, bu konuda yapacağımız şey bu. Olasılık hesaplamaları. Olayın çıktı sayısının tüm olası durumlara oranına biz olasılık diyeceğiz. Zaten birazdan detaylı anlatacağım. O yüzden şimdi hemencecik geçiyorum. Örnek, bir tane bunları hocam havada bırakma bakalım, anlat bakalım diyenlere gelsin. Havaya atılan bir zarın üst yüzüne 3 gelme olasılığı kaçtır? Aslında soru bu ama buradaki tüm detayları ne yapıyoruz? Anlatıyoruz. Deney dediğimiz şey zarın atılmasıdır. Az önce söyledim ya, deney yapıyoruz. Hani zar atıyoruz. Bizde böyle deneyler. Yok öyle kurbağa keselim. Yok bilmem işte onu deşelim, bunu çıkartalım. Bizde yok. Bizde temiz işler var. Elimizi kirletmeden. Mesela deneyimiz neymiş? Zar atmak. Temiz. Olay dediğimiz şey ise ne istiyoruz? 3 gelmesin. Hani senin olayın ne oğlum diyoruz ya. Hani 3 gelmesi benim olayım. Olayın çıktısı ne? Tabii ki de hani o hani somut söylemek. Hani senin olayın ne? Benim olayımın çıktısı 3 diyorsun mesela. Hani 3'ü istememiz gibi düşünebilirsiniz. Olayın çıktısı bir tane. Yani benim istediğim çıktılar bir tane. Ama tüm olası durumlara geldiğimizde biliyorsunuz, zar attığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sonuç gelebilir. Bunlara da ne diyoruz? Tüm olası durumlar diyoruz. Şimdi olayın çıktı sayısını, yani istediğimizi tüm olası durum sayısına böldüğümüzde işte orada ne geliyor karşımıza? Olasılık geliyor. Yani 3 gelmesinin olasılığı. Zar attığında mesela şimdi 3 gelmesi için olasılık neymiş? 6'da 1'miş. 1 bölü 6'ymış ya da diyebiliriz ve geçiyorum. Şimdi bir de bazı tanımlar daha var. Bazı daha tanımlar var. Kesin olay dediğim şey, gerçekleşmesi %100 ise kesin olaydır. Tamam, bunun da olasılığı 1'dir. 1 deriz. Bu arada hemen notu söyleyeyim önce o zaman. Bir olayın olma olasılığı 0 ile 1 arasındadır. Şimdi en çok karıştırılan şey, günlük hayatta kullanıyor. Oğlum bu maçı %200 alacağız. %1 milyon bizde filan. Bunlar hani sözelde güzel gözüküyor ama matematiksel hiçbir karşılığı yok. Teknik değil. Yani tamam mı? Öyle bir şey yok. %200 diye bir şey yok. Bizde bir olay kesin gerçekleşecekse ona biz %100 diyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla kesin olay budur. %100 gerçekleşmesini beklediğimiz ve olasılığı da 1 deriz. Yani zaten maksimum olasılık oranımız 1'dir. Mesela şöyle sorular geliyor. İşte aşağıdaki hangisi olasılık değeri olamaz? İşte 1 bölü 2, 3 bölü 5, 8 bölü 10. Bir de çat diye oraya 3 bölü 2'yi yapıştırıyorlar. Hep de 3 bölü 2 konur ha. 3 bölü 2 bir olasılık değeri değildir. Neden? Çünkü bu arkadaş 1'den büyüktür. 1,5'tür ya, öyle bir olasılık
Bizde yok. Başka yerde olabilir. Bizde yok. Tamam. İmkansız olaya bakalım. Bu da tam tersi. Bir olayın gerçekleşmesi mümkün değilse, yani %0'sa diyebiliriz. Buna da ne diyoruz? İmkansız olay. Bunun da olasılığı nedir? Olasılığı sıfırdır. Yani %0'sa olasılık değerimiz bizim için sıfırdır. Yani şıklarda yine sıfırı da görebilirsin mesela. Sıfır olasılık değeri olabilir. Bir olabilir ama 3/2 olamaz. Tamam. Hemencik örneklere bakalım. Havaya atılan bir zarın üst yüzüne negatif sayı gelmesi mümkün mü? Tabii bu normal tavla zarından bahsediyoruz. Öyle bir şey yok. Çünkü zarlar biliyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklindedir. Dolayısıyla bu olayın olasılığını hemen ben söylerim. Sıfır. Hiç bununla ilgili deney yapmaya gerek yok. İşte çıktılar, istenen durum olasılığı bilmem ne. Hiçbir şeye gerek yok. Yapıştırıyorsun, sıfırı geçiyorsun. 12'nin çarpan, ikinciye bakıyorum. 12'nin çarpanlarının bulunduğu bir torbadan çekilen sayının 12'yi tam bölmesi. Ya zaten 12'nin çarpanlarını atmışım ben bu torbaya. 12'nin çarpanlarını atmışım. İşte 1'i atmışım, 2'yi atmışım, 3'ü, 4'ü, 6'yı, 12'yi atmışım. Zaten ben o torbadan sayı çektiğimde o çektiğim sayı teknik olarak o 12'yi bölmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben bu 12'nin, daha doğrusu ben bu mevzunun, olasılığın değerine kaç diyorum? %100 diyorum. 1'dir. %100 1'dir, bizimdir. 1 olsun, bizim olsun dedik ve nota geçtik. Şimdi artık bundan sonra en çok, hatta tek başına bile bu olabilir. Hani bunları niye anlattım? Olur da ters o bir soru gelir. Hani aklımızda kalsın bunu bilgiler. Olasılık mevzusu burada başlıyor artık. İstenen durum bölü tüm durum sayısıdır. Tamam mı? Olasılık bundan sonra böyle hesaplanacak. Aklına yaz. İstenen bölü tüm. Bunu unutma. Tamam mı? İstenen bölü tüm yapacağız. Gelsin bakalım soru, istenen bölü tüm yapalım. Şimdi 180 sayısının bütün pozitif tam sayı çarpanları aynı büyüklükteki kartonlara yazılıp bir torbaya atılıyormuş. Atılsın bakalım. Rastgele çekilen kartonun üzerinde 9 ile 36 arasında bir sayının gelme olasılığı sorulmuş. Şimdi ne yapacağız? 180'in tüm çarpanlarını bulacağız. Tabii şimdi 180 öyle bir sayı ki yok içinde. Yani bütün çarpanları almış. Dolayısıyla amele yöntemi, hepsini bulacağız. Bak sakın şunu yapmayın sınavda da. Yine bu arada çarpan karşımıza geldi. Olasılıktayız. 8 aydır bunu iş... Allah Allah. Devirdim masayı, yıktım size ders anlatacağım diye. Bak 8 aydır bunu işliyoruz, tamam mı? Çarpan dediğimiz şey yine karşımıza geliyor. Çünkü biliyorsun LGS amcalar seviyor böyle mix yapmayı, tamam mı? Dolayısıyla çarpan bulurken sakın şunu yapmayın, oraya geldim. Mesela 180 nasıl yazarım ben ya? 3 kere 60. 4 kere olur. Bir de 10 yazayım. Hayır, böyle karışık gidersen bulamazsın. Özellikle de 180 gibi sayılar. Çünkü çok çarpanı var. O yüzden ne yapacağız? Sırayla gideceğiz. Jokerlerimizi davet ediyoruz. Bir kere 180. Bir ve kendisi zaten joker. Şimdi tek tek bulmaya devam ediyorum. 2'yi alabilirim. 2 kere 90. 3'ü alabilirim. 3 kere 60. 4 olur mu 4? Olur herhalde ya. 4'e böldüğümüzde şöyle yapacağız. 16, 20, 45. 4 kere 45. 5 zaten Allah'ın emri çünkü sonu sıfırla bitiyor. Dolayısıyla buradan da 32 mi gelir? 3 kere var. 15, 36'ymış. Ne 32? Kim salladı o 32'yi? Hemen 6'ya geçiyorum. 6 kere ne olur? 30 olur. 7 kere olmaz, 8 kere olmaz, 9 kere olur. 9 kere 20 diye. Gördüğün gibi bitmiyor. Bitmiyordu. 10 zaten olur, sonu sıfırla bitiyor. 10 kere 18. Hadi inşallah az kaldı. 11, 12 olur. 12'de ne olur? 1 ve 5 olur. 15 olur. Bak bundan sonra devam etmeyelim. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü bunlar birbirine çok yaklaştı. Artık 13, 14 diyeceğim. Zaten olmayacak. 15'e geri saracağım. Bitti. Hepsini bulduk yani. İnşallah hepsini bulmuşuzdur. Şimdi sayalım tek tek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane tüm olası durumları yazıyorum. Bakın tüm olası durum 18 tane. Hani o torbanın içine atmışım ya. 18 tane karton atmışım. Yazık. Bir tane ağacı gömdük bence o torbanın içine. 18 tane sayı atarak. Şimdi tüm olası bu. Bunu zaten bilirsin. Peki ben ne istiyorum? Şimdi istenen olası durum sayısı, uzatmadım artık, sen anladın. 9 ile 36 arasında olsun istiyorum. Hadi gel 9 ile 36 arasındakileri bulalım. Hocam 9'u almayacak mıyız? Hayır, 9'u almayacaksın. Arasında diyor ya. 9 ile 36
arasında. Şimdi mesela senle benim aramda ne var? Mesela mikrofon var. Ben var mıyım ikimizin arasında? Hayır, zaten ben buradayım. Sınırları oluşturuyoruz biz. Arasında dediği için sınırları almayız. Peki, o zaman 9'u cart çizdim. Ama 10'u alabilirim. 12'yi alırım. 15'i alırım. 18'i alırım. 20'yi alırım. 30'u da alırım. 36'yı cart almam. Kaç tane saydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane saydım. O zaman istenen durum sayısı da 6'ymış. Neydi olasılık? Az önce söyledik sana. Olasılık neydi? İstenen bölü tüm durum sayısıydı. 6 tane istediğim. 18 de tümden geldi. Tabii ki de ben sadeleştirmeyi severim. 6 ile ikisini bölersek 1 bölü 3 cevabına ulaşırız. Demek ki 9 ile 36 arasında bir sayının gelme olasılığı bayağı da yüksekmiş. 1 bölü 3'müş. Tamam. Geçtik. Şimdi cep telefonunun yeni soru. 4 haneli şifresinin son rakamını hatırlamayan Emre. Eyvah, son rakamı unutmuş. İlk 3 rakamın aşağıdaki gibi olduğunu söylüyor ama tabii ki de aşağıda bu çıkmamış. Oluyor bazen böyle hatalar, teknik şeyler oluyor. Ben buraya yazdım 279. Dördüncü rakam ne? Bilmiyoruz. Unuttuk. İşte bu unutkanlıklar niye oluyor? Balık yememiş. Balık ve balık yağı. Lütfen tüketin. Bak, genç yaştasınız. Hafıza önemli. Bir de ceviz. Aman ha. Hatırlamadığı bu kamu spotu böyle alttan ekstra bilgileri de aldığınıza değilsiniz yine köfteler. Hatırlamadığı rakamı rastgele bulmak isteyen Emre'nin. Ha, deneyecek. Hadi kilitlerse ne olacak telefonu? O riski göze alıyor. Emre'nin aklına şifreyi oluşturan rakamların... Ha, birbirinden farklı olduğu geliyormuş. Bak, rakamlar birbirinden farklıymış. Öyle bulmuş demek. En azından onu hatırlıyor. Azıcık ceviz yemiş küçükken. Buna göre Emre'nin unuttuğu rakamı ilk denemede bulma olasılığı kaçtır? Şimdi bak, olasılık sorusuna yeni bir soluk kattık. Değişik, böyle bir acayip bir hale büründürdük. Şimdi mevzu şu. Önce malzemelerimiz gelsin. Malzemeler gelsin bakalım. Nedir? 0, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şifre bunlardan oluşacak. Yani 4 rakamlardan oluşacak haliyle. Ve rakamlar farklı olacakmış. O zaman ben buradan 2'yi cart eledim. 7'yi eledim. 9'u eledim. Çünkü bu son rakam bu 2, 7, 9 olamaz. 2, 7, 9 neden olamaz? Çünkü en azından Emre arkadaşımız sağ olsun birbirinden farklı olduğunu hatırlamış. Dolayısıyla biz de onları ne yaptık? Cart eledik. Eğer farklı demeseydi buraya da 10 rakamdan biri gelecekti. Yani seni Denizli'ye sazanlama atla diye soru hazırlanmış. Bak, bak şimdi bu sazanlığı ben yaparım. Bu kanalda sazanlıkları ben yaparım ki sen yapmayasın, tamam mı? Dolayısıyla bu sazanlığı yaptık ve iptal ettik o işi. Şimdi gelelim esas mevzuya. Olasılık neydi olasılık? Hadi söyle bakalım Partikül Can. Neydi? Önce istenen, sonra tüm. İstenen bölü tüm. Bunu unutma. İstenen bölü tüm. İstenen bölü tüm. Şimdi o zaman istenen nedir? Birdir. Bir tane. Yani istenen durum, orada yazacak olan bir tane rakam var. Ben onu arıyorum. İstediğim o bir rakam. Yani şu an kaç olduğu önemli değil. Sonuçta oraya bir tane rakam gelecek. Ben bir tane şey istiyorum senden. Doğru bir tanedir. Tamam. Oradan bir isteneni yazdım. Peki tüm. Tüme ne yazacağım? Şimdi tüme bu olur. Bu olur. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olası durum var. Sonuçta 2, 7, 9'u denemeyecek. 2, 7, 9'u biliyor. Hatırlamış, oraya yazmış onları. 2, 7, 9 haricindeki rakamlardan seçecek. Dolayısıyla da 7 taneden bir tane. Bu yüzden de olası durum, olasılığımız daha doğrusu, olasılık değerimiz 1 bölü 7. Geçmiş olsun. Geçtim. Aynı büyüklükte hemen bunları not edelim. Bu tarz sorular çok geliyor. Bak şöyle çözeceksin bunu. 3 kırmızı çat 3K yazdım. 5 yeşil çat 5Y yazdım. Ve 4 beyaz hop gittim. 4 beyazımı 4B olarak yazdım. 4B'de okuyan var mı? Eskiden. Topun bulunduğu bir torbadan çekilen topun yeşil olma olasılığı kırmızıdan ne kadar fazladır? Şimdi yeşil olma olasılığını bulacağım. Bir deneyi bulacağım. Kırmızı olma olasılığını bulacağım. Dolayısıyla iki tane olasılık değeri bulacağız. Önce nereden başlayalım? Kırmızı yazdık. Hadi kırmızıdan başlayalım. Bu arada toplam durumu hemen yazayım. Toplamı zaten bak, bir olasılık sorusuna Meli Hoca demişti dersin. Hemen bunu aklına yaz. Önce tüm olası durumları düşüneceksin. Tümü bir yazalım. Tüm durum. Ne olabilir? Her şeyi yaz. Burada da 3, 5 ve 4'ü toplayacağım. 5, 4, 9, 3 daha. 12 tane durumum var. 12 tane top var çünkü orada. Dolayısıyla da toplam top sayısı 12. Benim istediğim ne? Kırmızılar. Kırmızı 3 tane. Dolayısıyla 3 bölü 12 yazdım.
Sadeleştireyim mi? Hadi sadeleştirmeyeyim. Çünkü birazdan yeşili de bölü 12 olarak bulacağız ya. O yüzden çıkartması kolay olur. Paydalar eşit zaten. Belki o çünkü sadeleşmeyecek, değil mi? Yeşil olasılığına geçiyorum. Şimdi yeşil kaç tane? İstenen durum 5 tane yeşilim var. Tüm durum yine 12. Dolayısıyla yeşil olasılığımız da 5 bölü 12'miş. Şimdi çıkartıyoruz. Bak bunu iyi ki sadeleştirmedik. Çünkü bu sadeleşmeyecek. 5 bölü 12 tamam. Dolayısıyla yeşil olma olasılığı kırmızı olasılığından ne kadar fazladır? Yeşil olma olasılığını yazıyorsun 5 bölü 12. Eksi diyorsun kırmızı olma olasılığı 3 bölü 12. Diyorsun ki ya bunların paydaları eşit. Ben bunun paydasını biliyorum. 12 5'ten de 3 çıkartırım. 2 sanra diyorsun burada ben bir şov yapayım. Sadeleştireyim bunu hocanın gözüne girerim. Çat 2'ye böldün ikisini de ve 1 bölü 6'yı buldun. Yapıştırdın. Altında da şöyle imzanı atabilirsin tamam mı? Ondan sonra da geçtin. Şimdi acayip manyak değişik bir soruyla devam ediyoruz. Neden? Çünkü olasılık ya hep böyle saymayla alakalı zannediliyor. İşte top sayarız, işte öğrenci sayarız, kız öğrenci olasılığını buluruz, bilmem cart curt olasılık. Hayır, bazen de geometrik olasılık dediğimiz sana şekil üstünden ya da bir grafik üstünden olasılık soruyorlar. Ne yapacağız? Gel soruyu okuyalım. Ayaz, yukarıdaki gibi daire şeklinde ve 3 bölüme ayrılmış olan tahtaya elindeki oklarla fıt 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 atış yapıyormuş. Tahta üzerindeki bölmelerin merkez açıları neyse ki verilmiş olduğuna göre, yukarıdaki gibi olduğuna göre Ayaz'ın değil bu. Ayaz ayrı yazılmaz. İşte Ayaz'ın attığı okun kırmızı bölüme isabet etme olasılığı. Kırmızıyı istiyoruz. Güzel. Nasıl çözeceğiz hocam? Şöyle çözeceksin. Şimdi bak olasılık eşittir. Olasılık. Çektin çizgini. Üst tarafa ne yazıyorduk? İstenen. Alt tarafa tüm. Şimdi diyeceksin hocam ne yazacağız biz bu istenene? Yani kırmızı adet yok. Adet yoksa ne var? Derece var. Kırmızının derecesini alıyorsun. Kaç derece? Yani o toplam içerisindeki kırmızıya ait olan bölüm ne kadarlık? Mesela dikdörtgen olsaydı dikdörtgenin alanını yaz diyecektim. Daire olursa dairenin alanını yaz diyecektim. Ne bileyim kare olsa kare gibi, eğer sana net sayılar vermediyse o birimi kullan. Yani derece verdiyse dereceyi kullan. Yeter ki hem istenenin derece şeklinden yaz hem de tüm durumu derece şeklinden yaz. Tamam. Burada hani istenenin derece şeklinden yazayım. Alt tarafa da yüzdelik vermiştir, yüzdeliği yazayım diye bir şey yok. Dereceyi dereceyle oranlarsın, yüzdeliği yüzdelikle oranlarsın, topu topla oranlarsın. Tamam. Olasılıktaki mevzu bu. O zaman kırmızı olasılığı, yani kırmızının kapladığı alan ne kadar? 150 derece. Bölü tüm durum. Ya tüm durumu toplamaya gerek var mı canım? 360 derece. Dolayısıyla bunların birbirine oranını bulacaksın. Çat diye sıfırları yuttun. İkisini de 3'e bölsen burası 5, burası 12. Yani cevap 12'de 5. Ve gidiyorsun Adana'ya, çat çut basıyorsun. Zaten bak yaz sıcaktan aklına gelmesi lazım mı Adana? Saçma sapan şeyler söyleme hocam dedin ve ben de burada dersi bitirdim. Olasılık bitmiştir. Ne yapıyorsun? Olasılık bu kadar zaten. Anlatılacak çok fazla bir şey yok. Çok fazla soru çözmen lazım. O yüzden Melih Hoca sana az önce ne yaptı? Bir daha yapayım mı? Buraya da devirdik ha. Ödev verdi. Ne verdi? Partikülden dedi ki test 30, 31, 32, 33 ve 34'lü çözeceksin dedi. Çünkü bol soruyla anlaşılır. Olasılık dediğin arkadaşımız bol soru çözerek yerine oturur. Ve bu şekilde de soru kaçırmazsın. Bol soru, bol soru, bol soru çözeceğiz. Tabii bazıları ters gelebilir sana yine kitaptaki soruların. Ne yapıyorsun? Çözüm videoları mutlaka izliyorsun. Dediğim gibi taktikler, kısa yollar, kestirmeler hepsini anlattık. Hepsini tane tane çözdüm. Ben çözdüm. Yabancıya gitmedi, tamam mı? Dedim ve bitirdim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.